Arkadaşlar, Takı Tasarım Atölyesi'nden herkese iyi günler. Bugün yine taşların şahı olan amatist taşıyla inşallah beraber ne işe yaradığını, ne olduğunu, bu taşın nereden çıktığını, burçlarının neler olduğunu hep beraber kısaca tanıyacağız inşallah. Amatist taşının diğer adı mor yakut diye de biliniyor, aşk taşı da biliniyor. Rengi mor, eflatun, erguvan renklerinde olabiliyor arkadaşlar. Sertlik derecesi 7 derece, özgür ağırlığı ise 2,65 olarak biliniyor. Bağlı olduğu grup ise kuarstır. Bilirsiniz, isteyenler bilirler. Geçen videolarımızda kristal kuarsı anlatmıştık. Kristal kuarsın yağmur, kar ve rüzgar bu şekilde hava iklim şartlarıyla beraber morlaştığını ve kristal kuarstan sonra amatist taşına dönüştüğünü anlatmıştık. Bu da bizim amatist taşımız. Daha yeni çıkmış. Rengi gerçi çok o kadar da iç açıcı bir renk değildi. Elimde bugün bu vardı. Ondan dolayı bunu tanıtmak istedim arkadaşlar. Sonuçta bunların daha morları oluyor. Daha mor, koyusu olabiliyor. Tabii onlar daha da iyi oluyor arkadaşlar. Onu baştan söyleyelim. Amatist taşının diğer grup üyeleri ise sitrin, avantürin, kedi gözü, kriproras diye de biliniyor, akik taşı, jasper, dağ kristali, gül kuvars, iğnecikli kuvars ve dumanlı kuvars olarak da biliniyor arkadaşlar. Parlaklığı gördüğünüz gibi camsı bir parlaklığı vardır, içi şeffaftır. Şöyle daha net göstereyim size. Bir saniye. Evet. Şöyle. Evet. Elementlerini sayarsak silisyum, demir, alüminyum, kalsiyum, magnezyum, lityum ve sodyum. Uyumlu olduğu unsur ise hava arkadaşlar. Uyumlu olduğu burçlar ise koç, balık, kova ve yay arkadaşlar. Tabi başak da var bunun içinde. Arkadaşlar, biz çok fazla lafı uzatmadan hemen size amatist taşının nelere iyi geldiğini, hangi hastalıklara faydalı olduğunu, yardımcı olduğunu daha doğrusu söyleyelim. Arkadaşlar, cilt hastalıklarına karşı etkili bir taştır. Göz hastalıklarına, alerjiye, migrene, baş ağrılarına ve kalp rahatsızlıklarına iyidir. Negatif elektrik yükü taşıdığından dolayı bedendeki fazla elektrik yükünü toplayarak beyin gücünü yükseltir. Yoğunlaşma için en ideal taştır. Yani bir şeye odaklanma, yoğunlaşma, dikkatsizlik konularında en ideal taştır. Taşların şahı olarak da bilinir arkadaşlar. Bulunduğu çevrenizdeki negatif enerjiyi alır, pozitif enerjiye dönüştürür. Radyosunu toplar. Eğer ki evinizin, odanızın bir kenarına koyarsanız bu taşı, o ortamdaki televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi radyasyon yayan aletlerin radyasyonunu kendisine çekmeye yarar ve size gelen ışıkları önler. O radyasyonu, zararlı ışıkları önlemiş olur arkadaşlar. Amatist taşı da böyle bir taş oluyor. Depresyona karşı faydalı bir taştır. Mor olduğundan dolayı mor görünümsü zaten insanın bilinçaltı moru gördüğü zaman zaten rahatlama hissi veriyor arkadaşlar. Ondan dolayı yine depresyona faydalı bir taş olarak da biliniyor. Depresyon tedavilerinde de kullanılabiliyor. Enerji huzur vericidir. Yaydığı enerji doğrudan sinir sistemini etkiler. Fazla çalışmaktan ve stresten kaynaklanan zihinsel yoğunluğu giderir. Enerjisinin odaklandığı kişiyi uyum ve denge oluşturur. Ancak ciddi bir kişilik bozukluğuna sahip insanlar bu enerjiyi uyuşamayarak onu rahatsız edici zanneder. Evet arkadaşlar. Bu taş aynı zamanda uykusuzluk çekenlere de iyi gelir. Eğer uykusuzluk sorunu yaşıyorsanız amatist taşını yatmadan önce bir süre elinizde tutun şu şekilde. Ondan sonra yastığınızın altına koyun. Ve o şekilde yatın. Sorunun belli bir süre sonra nasıl çözüleceğini siz de göreceksiniz. Uyku sorunlarına iyi geldiği gibi kabus görmeyi de engeller arkadaşlar. Demek ki amatist taşının bayağı bir özellikleri ve faydaları var.
kanser oluşumunu da bir nebze engeller. Deri hücrelerinin yenilenmesinde yardımcı olur ve sinir sistemini düzene sokar. Aynı zamanda amatist taşını bir kaba koyup kabın içinde bir gün bekletip o amatist taşının suyuyla yüzümüzü yıkarsak yine bu şekilde sivilcelerden, aknelerden ve yüzümüzün berraklaştığını ve parlaklaştığını ve gerildiğini zaten göreceğiz hep beraber arkadaşlar. Eklem ağrılarında yine aynı şekilde tedavisi oluyormuş arkadaşlar. Rahatlayarak ve hareket etmemizi biraz daha kolaylaştırdı. Yine bu şekilde kaynaklarda belirtmiş arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir durum daha var. Amatist taşımızı peki ne olarak kullanabiliriz? Takı olarak boynumuzda kullanabiliriz. Boynumuzda kullandığımız zaman yine tabi boyun çevresine daha etkili olduğu için baş ağrısına, migren, ondan sonra göz hastalıkları, yine saydığımız gibi depresyona karşı faydalı olduğunu bunlar kanıtlanmış durumdadır. Ve kendimizde bizzat verdiğimiz müşterilerde de bunu emin olun gelip de teşekkür ettiklerini ve gerçekten baş ağrılarının geçtiklerini kendileri de bizlere söylüyorlardı. Evet arkadaşlar. Peki amatist taşı nasıl temizlenir? Amatist taşını temizlemek için ne yapmalıyız? Gerçek yani yanlış olmadan tam anlamıyla nasıl temizleyebiliriz? Arkadaşlar amatist taşımızı ilk başta kullanmadan önce, mesela satın aldığımız zaman kullanmadan önce mutlaka ki bunu toprağa gömüp, bu saksı da olabilir, nemli bir toprak da olabilir, bahçemizin kapımızın önündeki nemli bir toprak da olabilir, bu toprağın içine gömüyoruz arkadaşlar. Eğer bu bir kolye ise veya bir tesbih ise veyahut da bir yüzük ise bunu tülbent diye adlandırdığımız, sizlerin vardır ya başlarını taktığınız veyahut da ince bir bez diyelim, tülbent inceliğinde bir bez olabilir. Kirlenmemek amaçlı, tabi bu da temizlemesini önlemez kesinlikle. Buna sarıyoruz arkadaşlar. Sardıktan sonra toprağa bu şekilde gömüyoruz. Sarmamızdaki maksat ürünümüzün kirlenmemesi ve pislenmemesidir. Bir gün bu şekilde içerisinde kaldığı zaman toprağın içinde, toprağın içinde kalmasının sebebi, şimdi mesela bu ürünü satın aldıktan sonra, satın almadan önce illaki sizin gibi mutlaka ki farklı insanlar da buna illaki bakmak için ellerini alıp bu şekilde kontrol edip veyahut da merak ettiklerinde dolayı bakıyorlar. Ve bu şekilde ne oluyor? Onlardaki olan negatif enerji amatist taşına yüklenmiş oluyor. Ve bundan dolayı bazı şikayetler geliyor mesela. Amatist taşını aldım ama baş ağrımı iyice arttırdı. Hani baş ağrısı geçecekti diye. Bunun sebebi yanlış kullanım ve tabii ki bilmediğinden dolayı da olabiliyor tabii ki. Bunları öğretmek için inşallah biz bu videoları hazırlıyoruz. Sebep budur, baş ağrısının sebebi. Bunu toprağa gömüyoruz. Toprağa gömdükten sonra, toprağa gömüp bir gün beklettikten sonra ürünümüzü çıkartıyoruz. Eğer ki ürünümüz dediğimiz gibi malzemeleri, demir malzeme de varsa, gümüş malzeme de varsa içinde, ıslak bir bezle silip bu şekilde tekrar kullanabiliyoruz. Yani topraktan çıkmış hali gibi berrak ve saf bir şekilde oluyor arkadaşlar. Bu şekilde kullanılabiliyor. Dediğim gibi pozitif enerjiyi yüklüyor. Bir telefonu yine dediğimiz gibi kristal kuvars da aynıydı. Telefonu nasıl şarja takarız, şarjı bittiğinde şarja taktığımız zaman dolar ve ondan sonra tekrar kullanmaya başlarız. Ama şarjların ömürleri biter. Amatist taşının ömrü kesinlikle bitmiyor arkadaşlar. Devamlı amatist taşı hep enerji yüklüdür. Ta ki temizlemesini düzgün yapıp, bunu nasıl yaparız mesela? Bunu ayda bir yapabiliriz, haftada bir de yapabiliriz arkadaşlar. Haftada bir olur, ayda bir olur. Dediğim gibi kolyelerde, tesbihlerde bunlar uygulanabilir. Zaten o zaman göreceksiniz nasıl daha çok faydalı olduğunu göreceksiniz. Baş ağrılarında boyuna takıldığı zaman daha etkili olduğunu biliyoruz.
Veyahut da amatist taşını başınıza koyabilirsiniz böyle bir kütle varsa. Belli bir süre durduktan sonra emin olun baş ağrınızın geçeceğini kendi gözlerinizle göreceksiniz ve hissedeceksiniz. Arkadaşlar, bu videomuzda amatist taşını anlatmaya çalıştık. Faydalarını ve özelliklerini anlatmaya çalıştık. İnşallah çok daha geniş kapsamlı bunların hepsini araştırmalarımızla beraber sizlere aktaracağız. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler arkadaşlar.